Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ömer şöyle bir bu motoru göster bakayım. 125'lik Verona, Aurora'nın Verona modeli. Ama her zamanki gibi 125 ve 150 cc Çinli standart motor yani. Biraz şu ara uzayabiliyor, kısalabiliyor vesaire ama sonuçta silindir, piston, varyatör yapısı, debriyaj yapısı aynı. Gel şimdi Ömer. Antalya'da üretimi olan Speed Up kaydırıcı kızak aldık. Niye aldık? Bakın bak sımsıkı. Hiç oynamıyor. Bakın burada da sımsıkı çalışıyor. Görüyor musun? Rahat bir şekilde. Şimdi orijinalleri, bu motor da 500 kilometrede bakın. Bakın orijinali burada yerinde oynuyor. Bir de çıkıyor yani bak dokanmamla çıkıyor. Ve şurası boşluk. Bakın bagalar 14 gram. Bak şu düzleşmeye bakın. Bak 500 kilometredeki şu düzleşmeye bakın. Teflon erimiş yani. Bu bozulduğunda varyatör açılamayacak tam. Balansa sebep olacak. Balansın yüzünden şu burç boşluk yapacak. Böyle sıkı olmayacak. Böyle sıkı olmayacak. Bu burç boşluk yapacak. Ve varyatör çöpe gidecek arkadaşlar. Şuraları bozacak. Bu da titreşim yapacak burada güzel çalışamayınca. Yani bu Çin malı motorların şuradaki burcu zayıf olduğu için biz ne yapıyoruz? Bagaları kaliteli takıyoruz. Speed up'ın. Bu kaydırıcı kızakları da kaliteli takıyoruz ki en azından kızak kaydırıcılardan ve bagalardan dolayı varyatör kendini bozmasın. Sadece bu şu çalışmadan dolayı bu burç ömrünü tüketsin diye. Yani burada amacımız performans almak değil de daha önemlisi arıza yapmasının peşindeyiz. Biz ama bunun yanında bu işlemler yapılınca haliyle motorun da performansı artıyor arkadaşlar. Motordan çıkan kayış bu. Bando yazıyor ama 500 kilometrede talaş etmiş buraları yani. Kayış baksanıza yani şuraya çıkmış, erimiş, düşmüş buralara kadar. Yani 125'lik Çin malı motor aldığınızda ya da 150 cc ya da 100 cc yani 100-150 cc 167'ler de var işte RM5'in RKS'nin var New Light bir de Wagle modelinde yani Çin malı aldığınız motorların bu işlemlerin hepsini yapmanız lazım arkadaşlar. Motor nasıl Ömer, güzel mi? Güzel abi Ama ya, şimdi daha memnunum. güzel olacak. İnşallah. 125'lik makina 10 numara yapmışlar adamlar. Beğendik. Tek amortisör, çok yumuşak süspansiyonu var. Tipik Çinli yani. Yani bu işlemi her binicinin yapması lazım. Yoksa bu motorlardan kayış koparır, varyatör bozar, debriyaj bozar. Sürekli uğraşırsın ama bu işlemleri yapınca kayışın nerede? Onu da gösterelim. Kayışın nerede? Heh, göster. Yeşil bando. Bu kayıştan takacağınız arkadaşlar 10.000 kilometre sonra 12.000 kilometre duruma göre değiştireceğiniz yine aynısından takacağınız. Bu kaydırıcı kızaklar çok uzun süre gider. Yani bu bayağı gider. 20 bin, 25 bin, 30 bin gider. Bu bagalar da yönleri var bu şekilde. Bunlar da 20 bin çok rahat gider arkadaşlar. Yani düzgün bakımı yapıldığı sürece zaten 70-80 TL fiyatı var. Bunların da 40-50 lira. Türk üreticisi bir de. Gayet güzel. Tamam Ömer, takalım videoyu gösteririz. Nasıl? İp gibi. Motorda da titreşim yok. Azıcık gaza basayım. Kayış. Arkadaşlar kayış şu arka tarafta en zirveye çıktı. Ben gördüm. Yani şuraya geldi. Bu fan arkadakinden büyük olduğu için şu arkadakinde zirveye çıktı şu kayış arkadaşlar. Yani varyatörün tüm yüzeyini kullanıyoruz şu an. Bu kayışın da yeni olup kalın olmasından dolayı bir de bagaların da
şekillerinden dolayı kayış en zirve yaptırttı. Bu en az 10-15 kilometre atar yolda. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.